Türk bayraklı ticari yatların yurt dışına çıkışı ile ilgili yasak sürerken Bodrum'da bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yasakların mavi yolculuğa etkisine dikkat çekilerek mavi yolculuk ölüyor denildi. Kos ve Rodos limanlarına sefer yapan Türk bayraklı ticari yatların Paris Memorandumu kapsamında yapılan denetimler sonucu tutuklanmasıyla birlikte Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı önlem için geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde Türk bayraklı ticari yatların yurt dışına sefer yapmasını yasaklamıştı. Ticari yatlara yurt dışına çıkış yasağı sürerken bugün Bodrum Denizciler Derneği'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, BOTDO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, TÜRSAP Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz, Meslek Komitesi Üyesi Tunç Kurtluoğlu ve tüm yat işletmeleri yatırımcıları Broker ve Acenteleri Birliği'nden Şeref Sevi konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon şunları söyledi. Bu kadar güzel, el emeğiyle yapılmış ve kültürümüz olan ahşap kuleplerimiz, yatlarımız maalesef liman çıkışı alamıyor. Bugün Akdeniz çanağına baktığımızda bu kadar güzel yatların, el yapımı yatların hiçbir yerde olmadığını hep beraber görüyoruz. Peki bu kadar emek verip ve bu kadar yıllar sonra Türkiye'de ve dünyada ilk mavi yolculuğu başlatmış geçmiş kaptanlarımızın da saygıyla anaraktan bugüne gelmiş bu sektörümüzü niçin şimdi kaybetme noktasındayız? Tabii bizi aşan sorunlar olabilir. Ama biz Bodrumlular inanıyoruz ki sorunları çözmekte ve mücadele etme ruhumuzun ne kadar fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Sorundan da korkmuyoruz arkadaşlar, problemden de korkmuyoruz. Ama hep bir problemin parçası olma niyetinde de değiliz. Önemli olan çözüm üretmektir. Çözümler yaratmaktır, çözümün parçası olmaktır. Onun için buradan hükümetimize, değerli bakanlarımıza bir defa daha seslenmek istiyorum. 50 yıl gibi bir süredir Akdeniz'de ve Ege'de bu güzel imkuletlerimizi, kuğularımızın çıkışı için hep beraber mücadelemizi edelim. Biz mücadele etmekten asla vazgeçmiyoruz. Ve yıllardır uğraştığımız teknelerimizin arkasında dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızı başka ülkelerin bayrağına teslim etmeyelim arkadaşlar. BOTDO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise yaptığı konuşmada "Bugün hepimiz denizcilik ve mavi yolculuk için toplandık. Mavi yolculuğun %95'i Muğla kıyılarında yapılır. Bunun da %70'i Bodrumlular tarafından yapılır ve biz bundan büyük gurur duymaktayız." diye konuştu. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz da şunları söyledi. Şimdi bir takım arkadaşlar ve yetkililer diyorlar ki bütün hazırlıkları tamamladık, 15 güne kadar yasakları açacağız. İnşallah açarlar, biz de kendilerine buradan teşekkür ederiz. Ama bilinmesi gereken şu, burada oturan topluluktan da görülüyor. Yatçılık ve mavi yolculuk sırf tekne sahiplerinin değil, bu kasabanın gerçek ekonomisidir. Tersanesiyle, sanayisiyle, acentalarıyla, çalışanıyla hepsi bir bütündür ve bizim can damarımız. Ondan beri sabrediyoruz. Yani Eylül ayından beri iç sulara hapsedildik. Çalışamıyoruz, rezervasyon alamıyoruz ve yine sabrediyoruz. Bugüne kadar bir basın toplantısı yapıp kimseyle bunu paylaşmadık. Ancak şu bilinmelidir ki öyle yatçılık hemen bugün müşterinin gelip yarın yola çıktığı bir ticaret şekli değil. Rezervasyonlar, özellikle yurt dışı rezervasyonlar Christmas döneminde başlar ve ondan sonrasında devam eder. Şu anda rezervasyonların %50'sine yakını kaybetmiş vaziyetteyiz. Ayrıca da arka arkaya gelen yasaklamalarla biliyorsunuz bundan evvel P&I ile ilgili de bir kısa durdurma olmuştu.
çok ciddi prestij kaybediyoruz. Biz bunu hak ettiğimizi zannetmiyoruz. Çünkü imalatta Muğla'nın ihracat kalemlerinde ilk üçe giren yatçılığımız, bütün dünyaya ispat ettiğimiz teknelerimiz hem güvenlidir hem konforludur. Ege'nin, Akdeniz'in, dünyanın bütün sularında da gider. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de şöyle konuştu. Ülkemizin içinde bulunduğu beyaz bayraktan, beyaz listeden gri listeye düşme tehlikesi ifade edilerek bunu bir milli mesele olarak da sundular. Fakat konuya baktığımız zaman hadisenin sadece böyle olmadığını da görüyoruz. Ama Eylül ayında ortaya konulan bu gerekçeden dolayı biz milli menfaatlerimizi de düşünerek sezon sonuna da denk geldiği için çok fazla sesimizi çıkarmamıştık. Çünkü konunun bir an evvel çözülmesini bekliyorduk. Ama bugüne kadar gelinen noktada bu konuyla alakalı ivedi bulunması gereken çözümlerin maalesef henüz bulunamadığını görüyoruz. Ve yatçılığımızı neredeyse bitirme noktasına gelecek olan bu uygulamanın hala sürmekte olduğunu görüyoruz. Dün yapılan bilgilendirme toplantısında çalışmaların sona doğru yaklaştığını ve en geç önümüzdeki hafta sonunda veya öbür haftanın başında yapılacak olan bir düzenleme ile çıkışlara izin verileceği söylendi. Şimdi esasında milliliği bakış açısına göre değerlendirmek lazım. Millilik bayrağınızı bütün dünya sularında dalgalandırmak mıdır yoksa yasaklamak mıdır? Yasaklamak için bulunan gerekçeler bize göre doğru gerekçeler değil. Haklı olan yerler vardır ama bu haklılıklar gene idarenin bugüne kadar ihmallerinden kaynaklanan haklılıklardır kendilerince. Yani konunun buralara geleceğini Arif arkadaşımın dediği gibi Nisan ayında yapılan çalıştayda idareye de defalarca ikazla bildirde bulunduk. Ama illa bir musibet lazım ki nasihattan etkili olabilsin. Şu anda yasaklamak belki Ankara'nın gözüyle kısa vadede bir çözümdür. Ama bizim yaşadıklarımız yatçılarımızı o kadar zor durumda bıraktı ki yatlarımız önümüzdeki sezonda yarın açıyoruz desek bile yeterli iş alamayacak ve bütün imkanlarını neredeyse kaybetme durumunda. Buna istinaden bugün yapmayı düşündüğümüz bu toplantıyı çok daha geniş ölçüde ve çok daha etkili olabilecek tarzda yapmayı planlamıştık. Ama dün yapılan bilgilendirmenin ışığında bir hafta 10 gün daha, çünkü devletin verdiği bir süre. Bugün ekip başta demiş, evden demiştiniz. Evden beri